Dünyadaki hiçbir şey kararlılığın yerini almayı başaramaz. Yetenek alamaz. Dünyada yetenekli, başarısız adamlardan bol şey yoktur. Zeka alamaz. Ödüllendirilmeyen zeka klişeden başka bir şey değil. Eğitim alamaz. Dünya eğitimli ahmaklarla doludur. Sadece kararlılık ve azim hayatta kalır. Kemal abi de bizim derneğimizin yer sahibi abimiz. Aynen. Allah razı olsun. Derneği başkanı abimiz. Abimde de bu işte Şeref Hanım Çorumlu Aydar'ın zamanında Şeref Hanım. 92 yılında 92'de mi? 92'de geçmemişleri var abi bizde. Şeref abi. Özlerinden. Kimden ne aldı? Abi bize Haydar abiden geçmiş. Çorumlu Haydar. Çorumlu Haydar abiden geçmiş. Şu Çanlı'da 4 katlı da oturan. Evet, o 92 yılında orada diyorsun. Lafını unutma. Onun çok kümesini temizledim ben. Doğrudur. Haydar abinin çok kümesini temizledim. Nerede Urlu? Nerede kanat sakat? O zaman dufam ya birader. Temizliyorum mamonları veriyor. Rahmetli babamın da arkadaşı. Bir gün isyan ettim abi. Haydar abi dedim vallahi bir daha kümesini temizlemeyeceğim. Ne oldu yeğenim dedi. Ya dedim 2 saat benim anam ağlıyor kümesin içinde. Bana tutuyorsun 3 gün yaşayacak kuşu veriyorsun dedim ya. Çorumlu Haydar. Bana dedim tutuyorsun 3 gün. Yavalı. Şeref Adan ilk kuşlarımızdan. Tamam ha? O. Dur. Bana dedim. Döndür bana. Döndür. Dur Kemal abi dur. Dur Kemal abi sen bekle döndür. Şapkayı çıkar bana iyi tanıdık. Yok abi. Yok. Şapkadan bilemiyorum. Kardeşim öldüğümüzde mi konuşacağız doğruyu? Yok doğru söylüyorum. Aksaray'a bir kuş göndermiş. Dursun Hoca'ya mı kime? Cengiz'e değil. Dursun Hoca'ya. Hoca Dursun. Kuş orada oturuyor. Boz dumanlı mı? Boz. Ha. Vedat'ın da kuşu oynuyor. Ha. Aksaraylı. Cengiz Mercanoğlu'na demişler ki hakemlik yap. O demiş ki Vedat'ı da seviyorum demiş. Haydar amcayı da severim demiş. Ama göz ne gördüyse onu söylerim demiş. Evet. Cengiz Mercanoğlu. O da ölmedi arkadaşım. Vedat'ın kuşu uçuruyorlar. Vedat'ın kuşu adam gibi. 15 metre, 20 metre, 25 metre. Adam gibi oynamış. Gelmiş yerine vurmuş, inmiş. Tamam. Yalavalı Haydar'ın Haydar amcanı, Çorumlu Haydar amcanı. Buluttan atanlardan. Bir uçuruyorlar. Elden bir çıkmış kuş. Kendini bir çekmiş yükseğe. Bir atmış gelmiş. Bir çevirmiş, bir yürümüş. Kopmuş gitmiş. Bir atmış gelmiş, konmuş. Doğrusu bu. Bir tane daha sağlık var. Bayramda Cengiz geldi bana. Dedi ki ne? Gel dedi Haydar amcanın yanına gidelim dedi. Bu... Çallı'da. Çallı'da değil, ileride. Limanın orada, yeni aldı evde. Ha, yeni aldı evde. Üstten merdivanı çıkıyor. Bir gitti geri geldi. Dubleks vardı. Dubleks'te. Oraya vardık bayramlamaya. Cengiz Mercanoğlu'yla beraber. Ama ben yanlış hatırlamıyorsam o zamana kadar kuşlar iyileri kaybetti. Dinledim. Sonra tekrar toplamaya çalıştı oraya geri geldiğinde. Cengiz'le beraber bir vardık oraya. Anlatıyor şöyle böyle. Ben dedim ki Haydar amca, madem iyi kuş arıyorsun, gel kapımda benim bir tane yanar döner oynuyor dişi. Bugün gel izle. Ayda 30 gün var dedi. Evet. Ayın birinde gel izle. Onunla gel izle. 20'sinde gel izle. 30'unda hava şartları. Ayda 3 sefer her gün gel kuşunu izle dedim. Hoşuna giderse dedim. Her fişeğin tanesi 500 milyon dedim ben. Haydar amcaya. Tamam alırım dedi. Sıkıntı yok dedi. Hı. Cengiz'e dedim ki Haydar amcayı dedim ara. Ben de tarih kayıtlıdır numarası. Ya sen ara dedi. Aradım Haydar amca dedim. Buyur gel dedim ben. Misafirim ol. Şu kuş dedim. Gel bir ayı kayı izle dedim ben. Eker. Yanar döner kuş dedim ben. Senin haberin var mı dedi bana. Neyden dedim ben. Benim dedi. Şeye dedi gönderdim dedi. Aksaray'a gönderdiğim kuş dedi. Aksaray ikiye bölmüş dedi. Yok Vedat'ın kuşu dedi. Yok dedi Haydar'ın kuşu diye dedi. Kahvede ikiye bölmüş millet dedi. Vaktin varsa git kuşu izle dedi. Ben kuşu niye izleyeceğim konum kuşu dedim ya. Sen kuşun gelmiş konmuş dedim. Tüm Aksaray bunu konuşuyor. Cengiz de aynısını konuşuyor. Gık sesini kesti. Boşatıp doğru yakalayacağım diye uğraşacağım. Galiba. Ama o bence zaman bir ara diyorlar ki böyle Ankara'ya gitmiş abi. Boz duman toplamış. Ara. Ha. Sonra kümesler bir karışıyor onun. Sonra bir daha işin içinden çıkamıyor. Onun kapısında ömrü hayatında uçtu uçacak Çallı'da
otururken bir tane sarı duman erkek uçurmuş. Şimdi Allah var yukarıda. Ben görmedim. Bozlardan uçurdu. Cengiz Mercan oldu aynısını söyledi. Bir kuş böyle yüksek uçar dedi. Böyle yüksekten atar dedi. Böyle oynar dedi. Ama onda da kalmadı. Bak. İşte sattı. Onda da kalmadı. Yıllar dinle. Önce. Oraya bir açıklık getireyim abi. O dönem uçurduğu dönem Kemal abi aldı işte. Abi bak şimdi Çallı'da uçurduğunda bak. Tamam mı? Senin dediğinde parlament Kazım tamam. Gül'le beraber aldılar. Bu adam unutur için tamam, harmanlayı da atam. Ama 93 yılında bak ben sana yılını söylüyorum. 92-93 yılında bu adam bir tane Şahin aldı sıfır. Geçici plaka vardı bizde yeşil. Tamam mı bak. Bu adam Şeref Ağa'nın arkadaşı. Biliyorum. Tamam mı? Arif Ağa'nın dünürü. Rahmetli Arif Ağa'nın dünürü. Horozcu Arif değil mi? Evet. Ha, tabii. Tamam mı? Çakırlar'da Horozcu ağabeyi var. Ankaralı. Bitişik'te Ankaralı. Ha. Tamam mı? Onlar hepsi. Bu adam Avustralya'dan geldi. Çok iyi tanırım. Çok iyi. Babamın arkadaşı dersin. Bu adamlar bunlar kanka tamam mı? Beraber gezerler, beraber otururlar, beraber yerler, beraber içerler. Şeref Ağa'nın da adamı Haydar Ağa. Haydar Ağa. Arif Ağa da tanır Şeref Ağa'yı. Tamam mı? Şimdi bu adamlar kanka. Bu adamlar çok samimi arkadaşlar. Bunlar Şeref Ağa'dan o zaman geçici plaka bir yeşil çayını vardı. Aldı sıfır tamam mı? Bu adam dedi ki Ankara'ya gideceğim dedi. Şeref Ağa'dan dedi kuş getireceğim dedi. İyi kuş babam dedi. Bu adam gitti dört takım kuş aldı geldi. Biz her gün beraberiz. Arabayı sattı aldı. Arabayı sattı. Parayı koydu cebine gitti. Her gün içiyiz biz bu adamla tamam mı? Her Allah'ın günü beraberiz. Yiyiz beraber içiyiz tamam mı? Bu adam getirdi bu kuşları ama... Sarı duman erkeğe, senin o dediğin erkeğe uçurdu. Boz dumanlı. Boz dumanlı erkeğe uçurdu bu adam. Onu tur içine harmanlayıp da. Tamam mı? Bak, biz her gün beraberiz. Beraber uçurduk yani biz. Her gün beraber. Bu adam bu kuşu uçurduğunda kuş oynadı. Ersan oynadı kuş. Doğru. Güzel oynadı. Doğru. Şimdi bu adam Şeref Ağa'nın kuşunu getirdi oynattı. Ha bozlara gelelim. Şimdi senin dediğin bozlar hangi tarihte bu adam oraya vermiş? Bu da önemli. Şimdi 92-93 yıllarında bu adamın elinde bu kuşlar vardı. Bu kuşlar bize bu tarihte geçti. Bu adamlar... Yok. Bu kuşlar, bu adam gitti Yeniköy'de yer yaptı bilmem orada yer yaptı. Kuşları dağıttı, tekrar topladı. Adam yaşlandı, kuşları dağıttı. Kazım abi de bile kalmadı. Kalmadı. Boz dumanlardan var Kazım abi de. Parlamenta. Tamam mı? Bunun bozlardan yok. Bak Kazım abi de bile yok. Bir tek Halil abi de var. Halil abi de Haydar abinin samimi arkadaşıdır ama nedir şu anda 65 yaşlarında bir abimiz burada benim hanımın oğlu tamam mı? Evet. Şimdi bu adam o zamanki aldığı kuşları yıllarca bu adam başka kuş başka kanka koymadı. Bir tane de kuş uçurmaz yani fazla böyle bir yani öyle şey bir kuşçu değil saklı kuşçu. Bu adamın kümesinde bu kuşlar üredi. Benim kümesinde benim davumda ben bu kuşların yanına bozların yanına bak, dumanlıların yanına bozların yanına ben bir tane bir kuş koymadım. Dışarıdan kuş getirmedim. 12 yaşında 13 yaşında 14 yaşında benim erkeklerim damızlıklarım vardı. Şimdi abi bir kuşta sistem önemli. Eğer damızlık yapacaksan bir kuşu Şeref Ağa'nın kuşlarında sistem var. Bu sistemin üstüne hayvanların her altından gelen de oynar. Hepsi oynar yani. Bunların oynamayacak işlerinde kuş yok abi. Sistemi bozmuyor bu. Kuşların özelliği bu yani. Bu hani şimdi tamam dışarıdan çakma kuş ona vurduk. Bundan bu çıktı. Buna vurduk. Bundan bu çıktı. Daha üstü oynadı. Daha üstü oynaması geldi, önemli değil. Daha altı oynaması da önemli değil abi bu kuş. Esas orada Sivaslı bizim biliyorum. Şeydeki var kuş. Balkondan kuşları alıp gidiyor. Hacı ediyorsun ya. Hacı Sivaslı. O da arkadaşlar. Hacı o zaman yalaydı. O da arkadaşlar. Ondan dolayı Haydar'ın bir çift dumanları. Doğru. Hastalık geldi. Öldükten sonra Haydar kuşlar ondan sonra onlardan diyeceğim kuş aldı, kırdı, sattı. Haydar'ın işi bitti. Doğrudur abi. Ama doğru, bize doğru, bizim bak. Biz ha. Her şeyi bilen adam. Var işte. Kemal abi de var kuşlara. Var. Var abicim ben de şimdi var. Dersen ki kaç tane var bende 50 tane yok 20 tanenin üstünde Haydar'ın getirdiği boz dumanlı Araplardan getirdi. Aynen abi 3 abi ben de zaten Arap sapsalı getirdi abi. Dişi. Onlar getirdi bak. Bak. Bu adam da bir geldi kuşlar. Bu adam da eski adam. Bak, adam da o kuşlar bitti. O kuşlardan kalmadı. Bir tane dişi kaldı o dönem. Bak oraya geçsin. Haydar da kuşa geç. Kazım'da boz buyur 13 kuyruk bir dişi vardı. Bak. Biliyor. He. Orijinal dişilerden o dönemki. Erkek yok. Bilmiyorum valla gelin. Bilge gitti Ankara'ya. Ayhan daha Ayhan Devran Ankara'da oturuyor. Gelmedi Antalya'ya. Paslı erkeğe mi aldı? Paslı. Paslı erkeğe. Evet. Evet. Ankara'dan getirdiler. Paslı erkeğe. Paslı boz erkeğe. Boz erkeğe. Eşli. Evet. Şeref Ağa'nın. Evet. 16 yaşında erkek dişiye çıkamıyor.
O zaman bu Viagra ayağı yeni çıktı. Bir dakika dur, lafını kestim. Kaç sene uçtu usta Ankara'da Şeref Ağa'da o erkek? 7 sene bir fiil uçan erkek bu. Evet. Otomatik bir kupayı aldı lan. 400 lira almış. Ayhan'dan getirdiler mi abi bu şey? Ayhan'dan getirdiler. Ayhan Devran'dan aldılar. Pasiyon kağıdı. O zaman Ayhan daha burada değil abi. Ankara'dan aldı geldi. Bilgi abi getirdi. Ölüsüne o kuşu ölüsüne. O zaman o milyar para verdi. Doğru. Doğru. Kuşu biz burada baka baka. Ormancı biz yani. Evet. Viagra. Viagra yok mu? Viagra'nın üçte birini rahmetli kırır. Kadir. He. Kadir Yılmaz. Erkeğe vere vere. Erkek kaynağı şey demiyordu. Erkeği elimizin üstünde dişiye bindiriyordu. Biliyorum. Dişi kaza bela bir yumurtladı. Bizim sallamacı Kazım'ın orada da çoğalmaya başladı. Ondan sonra ne oldu benim haberim yok bu işte. Abi zaten şimdi bak. Kazım abi de şu anda dumanlılardan var. Boz dumanlı. Eski boz dumanlılarından var. Hastalardan, sarı kafalardan. Gınallardan yani. Gınallardan gınal var ama çok da yok ama yani. Ama verdim onları biraz. 20, yok. Şimdi bak abi. Balkonda hiç, var saflar onun. Safları şu anda Bilge abiye verdi. 5-10 tane, 5-10 tane de kendinde var. Tamam mı? 10 tane, 20 tane kuş yok yani şu anda özlerinden. Saf. Saflardan. Bunlardan da kimse de yok zaten. Ama ha Kazım abinin kuşları çalındı. Biliyorum. Bak adamın kuşları çalındı. Bursa'ya götürdüler kuşları. Bursa'dan topladı geldi ama tabii kuşlar dağıldı. Kendin de biliyorsun. Abi içinde bir tane dişi kaybıydı. Bak he. O Bursa'dan toplayıp getirdiğimiz kuşların içinde büyük paralara Ayhan'dan aldığı o bozlardan bir dişi vardı. Tamam. Bilirim abi. O dişiyi yediler abi. Yediler. Sonradan ne oldu? Yine kuşları birbirine vurdular mı vurmadılar mı haberim yok. Abi şimdi ben boz dumanlılardan kalmadım. Şeyi vurdular abi. 3-5 tane boz dumanlı var şu anda. Özlerden kırılmamış. Toplamda belki yani Halil abiyle bende var. Kazım abi de bozlardan yok denecek kadar yok yani. Tamam mı? Bir bende var. 5-6 tane 10 tane bende çıkmaz. 15 tane de Halil abi de var. 20-25 tane bozlardan yok şu anda. Ha belki yani başkalarında var mı? Özlerinden hiç kırılmamış ben bilmiyorum. Ha ben kendim kuş havada görmedim de bir şey diyemem abi. Şimdi sistemini görmedim. Uçurdun mu abi? Uçurdum çok uçurdum. Abi, ya uçurdum. Abi bizim kuşlarda sistem var. Girdim tabanı vurduktan sonra çıktım böyle 12-13 takla yürüdüm. 40-50 metre 30 metre yürüdüm. Kuş tabanı yukarıdan bağlamayı yaptım. Kuş döndüğünde gittim de sistemli gelir. Her 10 dakikada bir yerini yoklar abi. Kuş yok olur gider yani. Attı mı böyle kuş var ya yuvayı gördü mü kapattı mı geldiğinde böyle yuvaya tamam mı? Sistemli böyle gelir tamam mı? Tabanı vurur. Gene aynı şekilde hiç bozmadan kendini gider gelir. İğninlere yerine takları takır 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 saydırarak gelir kanadının hedefini şu kadar hedefin içine oturur kanadını salar. Böyle bakar havaya. Başka da bir sistem yapmaz bu kuş. Ne dışarı atar ne içeri atar ne oraya atar ne buraya atar ne boş iner. Bu kuşlarda sistem var abi. Bozlara kimse Allah rızası için bu kuşlara eğer seyredip de bu kuşlar boş indi bilmem ne yaptı şöyle gitti bir yere attı bir yerden geldi böyle bir şey ben diyemez görmedim abi. Yok abi böyle bir sistem yok kuşlarda kuşlar sistemli kuş abi. Bu kuş namızlık kuş işte. Çok kafana şimdi Kemal abi sen bunu 93-94'lerdekini konuşuyorsun. Abi denedik uçurdun aralarda bozdu mu bozmadı mı deneyiz. Onları deneme uçursun ama Haydar amca bundan 6-7-8 sene önce abi o çok geç ya. Arayış içindeydi. Tabii. Doğru. Çünkü kalmadı kendinde kalmadı. Abi buna, yok. Buna bizim Cengiz Mercanoğlu demiş ki rahmetli Otacı Metin ölmeden önce onun kırmızılardan aldım demiş. Senden aldım erkeğe bir girdim demiş. Sen yok nasıl? Kuş böyle döner böyle oynar benle dayıya şu paraya sattım demiş. Aklına ben girmiş bunun. Şu anda bunda da yok. Yok. Arayış yani içinde. Yani şimdi eski kuşlarla Haydar amca da yok. Haydar amca da yok. Bak. Haydar Gel Yalova'dayken Fahir'inle birlikte Karamanlı Topal neydi lan o adamın ismini getiremedim. Kim lan? Topal. Topal Karamanlı Ereğli Topal ne getiremedim. Ersin. Onları. Ersin. Kırmalardan şeye veriyor. Yalova'ya veriyor. Yalova'da Haydar seyrediyor. Fahir ediyor. Fahir'inle birlikte Yalova'da Haydar Yalova'daydı o zaman. Hayır telliyle ikisi gidiyorlar orada. Kuşları seyrediyorlar. 6 taneymiş. 6'sını da toptan alıyorlar. 3'ünü Haydar alıyor. 3'ünü Fahir alıyor. O arada Fahir Serik'te oturuyordu. Burada evet, oturuyordu. Evet, arkadaşım olsun orada oturuyordu. Burada oturuyordu. Evet. Beni davet etti otele. Gittik otelde yedirdi, içirdi. Eve getirdi. Sadece dedi bir kuş vereceğim dedi. Uçurur musun?
uçururum vay dedim. Kuşu görüyorum. Kuş beni sararsa dedim götürürüm. Kuş beni sararsa götürüp uçurmam dedim. Neyse eve geldik. Bana tuttu. O zamanlardan gösterdi. Oradan getirdi. İki erken. Birini veriyor, birini vermiyor dedim. Hayır ben hiçbirini götürüp uçurmam. Şu erkeğe veriyorsan dedim. Götürür uçururum. Ben kuşu yerde severim. Havada sevmem. O kuşa emek de veririm. Seyrettiririm. Yok dedi vermem. O zaman vermiyorsan hayır dedim. Ben buradan bir tane kuş götürüp kendimi de yormam. Emek de vermem. Öyle deyince bana tuttu. O kuşu da verdi. Bozumanlardan da verdi. Ben kuşu getirdim kardeşim. Uçurdum. Ben kimseye inanmam. Ben şu gözüme inanırım. Aynen öyle abi. Olmasın lazım. Bak bozumanlı değil kuş. Açık boz. Anam avradım olsun. Açık kuş. Sağa uçuyor. Attığı yer belli. Kaçtığı mesafe belli. 2,5 saat uçuyor. Dedim senin Fahir bozumanlarınıza bu kuş olmasın. Ondan sonra Fahir benden küstü. Ya bu kuşu bana veren Fahir. Fahir'in kuşu. Nereden getirirse getirir. Ben enteresan etmez. Etmez. Bana Fahir veren kuş. Ben bu kuşu kendim uçurdum. Ben hastaydım. Kuş geceletti. Dışarı attı kuş ondan sonra çıkmadı piyasa. Kim yediyse yer. Yemişler ya. Abi Şeref Hanım bozlarında sistem var. Kim ne derse desin ama az yani. Belki şimdi boz dumanlar da güzel. Boz dumanlardan beyazlar gelir takkalı, tamam mı abi? Esas özlerinden, tamam mı? Bunların yani hiç kırılmamışlarından. Boz dumanların aslında takkalı. Biz yıllarca besledik. 92'den bu yerler besledik. Bıyıklı gelir. Bozlardan da yan perçem gelir böyle. Tamam asker mı? Basık, gibi... basık gelir. Gazım abim bilir. Asker gibi görürler. Şöyle peki bu taksici gibi... İsa abi de ki bozlarla bir bağlantısı var mıydı? Şimdi abi bizden geçme değil. Aldı o. Ama İsa nereden abi. Aldığı bilmiyorum. Şeref Ağa'dan aldılar. Nereden aldığını bilmiyorum. Almadı. Tamam mı? Kel Turan'dan aldılar. Onu bilmiyorum. Ne Kel Turan abi ya? Değil abi. Abim Şeref Ağa'dan almadı. Şeref Ağa öldükten sonra Kel Turan satışından geldi. Kel Turan değil abi ya. Kel Turan'dan aldılar. Yok lan Kel Turan değil. Kel Turan'dan aldılar. Fatma abi de almış olabilir mi bilmiyorum. Haydar Ağa aldı. Bunların biri Şeref Ağa'nın dostları. Tek biri rahmetli Saman Pazarlı Kör Satılmışlar. Evet Kör Satılmışlar. Doğru diyor. Bunların biri oldu. Zırhını aldılar. Kör Satılmışlar. Zırhını aldılar. Aynen işte. Ha. Abi şimdi bak, size ben onu da söyleyeyim. Bu adamın da bize anlattıklarına göre kör satılmışın bu adam elektrikçi Şeref Ağa. İnşaatta iş yaparken, tamam mı, bir gün elektrikçi ya. Kör satılmış bu adama diyor ki ya gel kardeşim ben burada bir elektrik işim var diyor. Tamam mı, bana diyor şu işi yap. Bu adam gidiyor orada, tamam mı, elektrik işini yaparken tutuyor oradan bu kör satılmış buna bir çift Arap veriyor. İş karşılığında. Yani bu Araplar da kör satılmıştan öyle geçiyor yani. Abi, Şeref Ağa'ya. Size şunu çevir abi o zaman Apo abim kamerayı bana. Şeref Ağa'yı Araplarda Şeref Ağa yapan çatılsmay. O kuşlar Araplar çatılsmay. Tabii çatılsmay diye bir amcamız var. Öldü insanlar rahmet eylesin. Arapları çatılsmay'dan aldı. Peki kör satılmıştan hangileri geçmiş abi? Ya kör satılmıştan zaten Şeref Ağa'dan Faruk abiginden geçti. Ondan geçti. Evet abi canım. Alsın kuşların ben ya sana bir şey söyleyeyim mi? Kuşları var. Kuşları satıyor. Kuş bak, satılmış. Ama kuşlar bu kuşların ya. Bak bu kuşların bak asıl sahibi kim biliyor musun abi? Allah Allah. Faruk abi. Faruk Bangacık abi. Evet. Beyazların gelmesinin sebebi de elektrikli kervayı. Verip bu beyaz takla beyaz takla perçemlerin gelmesinin kuşların küre girmesi de elektrikçi kervan ama hiçbir yer ismi geçmedi. En gizli kuşçu, en iyi kuş uçuran, ha uzun oynamıyorlardı kuşlar. Kısa oynuyordu. 20-25 metre ama atma, kaçma, mesafe, gezme. 25 metre kısa. Kısa. Ama kısa diyorlar mıydı? Kısa diyorlar. Bunu da asker... Sadi abinin uzun ne kadar anlaştık ya. Bak. Bunu da kırdığı kuşlar... Sen bu askerin kurdun mu başkanım? Askerin kuşları. Asker diye rahmet. Çünkü şunda Ertan'ın babası... O da rahmetli. O zaman o da rahmetli oldu geçti gitti. Askere giderdi. Bu bir gök uçuruyor. Vay da abi gidiyor asker ücretini veriyor alamıyor. Oğlan satmıyor hevesli.
Asker Ahmet dediğim. Ya bizden büyük, biz yaşıyoruz. Ertan abinin babası yani. Kalede. Kalede. He, Ertan Altınışı. Ondan sonra Ayman neyse o adam askere gidiyor. Allah rahmet eylesin. Bu giderken de bu... Vay da abi babası kuşları toplamış, cebeciyor kuşları satmaya giderken tesadüf tek geliyor kuşları alıyor. İçimden bir tane gök erkeğini ayırıyor, gerisini götürüyor, cebeciyi de satıyor. O erkeğe vay da abi beyazlara giriyor, dumanlar alıyor, çok uzun gidiyorlar. Evet. Ondan sonra hemen vay da abi çocuk, üç tane kızı vardı, oğlu yordu. Sonra da olduktan sonra çocuk oğlan kuşlar alışmasın diye kurtçula 15 tane ara verdi, kuşları dağıttı. Kuşlardan Rabıta Mehmet Ağa'ya verip, Şeref Ağa'ya verip, ondan sonra ayına bir kişi daha var. Ona verip geri kalanları da Samsunlu bir futbolcu varmış. Kuşları oraya verip Samsun'a götürür. Aynen. Ondan sonra ayına vay da abi 15 tane kuşu ara verip, ondan sonra tekrar başlıyor. Vay da abi diyor ki ben hayatımda böyle kuş görmedim. Uçurduğu dumanlarından ettiklerinde gezme, kaçma, atma. Ama bu adamın hiç ismi hiçbir yerde geçmez. Bu kuşların birisi. Esas kuşlar ondan sonra beyazlar girdikten sonra bu kuşlar parlıyor. O arada da beyaz nereden geldi abi oraya? Mardin'den. Onu bilmiyor. Mardin'den geldi. Mardin abi geldi. Geniş vaydı abi. Onun nereden dişi, geldi? Dişi, beyaz sakalı dişi. Bıyıklı dişi. Bozdumanlara girip de girdi. Bangacı Faruk getirip girdi. Abi benim anladığım şu. Ben onu bunu bilmem. Benim duyduğum Faruk abi bu bozdumanlı takkalları, benekleri Faruk abi çıkardı abi. O çıkarmış. Üçte üç ağa da var. Evet. Şeref Ağa'ya veren. Veren bankacı Faruk. Faruk abi abi. Evet. Onda da ilk uçlar parlıyor işte. Heh. Anladın mı? Bu bozlarda, paslı bozları yapan da zaten hemşerilermiş onlar da evet. Benim duyduğum kadarıyla. Faruk abini aynı besliyorlarmış. O Araplar da Çatı İsmail'den geçme. Ankara'da Çatı İsmail amcamız var. Ondan geçmemiş bizim bildiğimiz kadarıyla. Doğrusu da bu. Doğru, ama Faruk abinin kuşlar. Bozdumanlar Faruk abinin abi. Bozdumanlar. Ayaklarını buralara. Bozlar abi. Bozlar da işte Faruk abi girmişti. Aynı bunlar kuşlar. Aynı kuşlar ya. Abi o genelde iyi kuşlar, sistemli kuşlar. Kim ne derse desin abi. Besliyorsun, memnun olsun. Abi ben şimdi eski kuşlarımız da vardı. Yani bizim iyi kuşlarımız da vardı. Bunları soktuk yani biz kümesimize. Yıllardır da memnunuz. Oynattık da. Evet. Yani kuşlarımız sistemli oynuyor. Yani elimizde fazla var mı? Yok. Ama olan da yetecek Allah'a izin. Ama şunu da söyleyeyim. Yani. Hani yok diyenlere kuşlar bizde abi. Yani şimdi yok. Şimdi yok diyen buyursun. Davet ederiz. Tamam mı? Ben inanmıyorum. Yani kuşlar yani. Onlar mı değil mi görürüz. Var diyenlere inanmıyorum arkadaş. Şimdi ben kendi gözümle görmeden var diyenlere. Yani bende var. Şu Şeref Ağa'nın bozlarından, bu Şeref Ağa'nın dumanlılarından diyenlere de abi. Ben İnanmıyorum. De var abi. Yani inanmadığım için de işte. Ya bilader, inanmıyorum yani bilmiyorum biz ya. Biz böyle çekim yapıyorum. Bir sürü çekim yapan arkadaşlarımız var. Lan kime sorsan Şeref Ağa'nın yalan uçları. Söylüyorlar abi ya. Yok elektrik Şeref'in uçları. Biz... Yok bilmem kumun abi. Uçları. Satıcı onlar. Ya onlar abicim. Adamlar ya. Ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ha yani. Abi Şeref bir dakika şunu söyleyeyim. Abi. Şunu söyle. Şey almıştır. Onun adı gerekten kırının. Ya Şeref Ağa'nın uçları hangiler biliyorlar mı ya? Ben işte ben özellikle sırf bu yüzden Ankara'ya gittim. Bankacı Faruk abi Allah uzun ömür versin. Allah oturduk ömür sohbet versin. Ettik. Doğrudur onu anlattırdım. Doğrudur. Kime sorsan Şeref Ağa'nı. Adam anlatıyor. Tek tek anlattı. Videolarda yayınladım. Baltacı Metin'e gittim. Anlattırdım. Ondan sonra Bayram abi. Bayram Türkoğlu'ydu değil mi? Yaşlı Bayram bir amcamız. Abi. Gittim. 10 numara bir insan. Kişilik, karakter. Yani doğrusu. Adam övünme yok, kibir yok. Bir kuş uçurdu bana. Vallahi çekmedim. Yayınlamadım. 10 numara. Bayram abi. Efsane ne tarafta oralar? Ankara'nın neresiydi oralar? Bilmiyorum da. Çubuk efsane. Yok Çubuk. Yok Çubuk'ta. Rıfat Metin tarafı değil. Öbür tarafta. Öbür Ayaş mı? Topsun herhalde. Böyle mı? Çok yokuşlu Aktaş bir yer var abi. Ayaş mı ama? Aşağı tarafı direkt. Bayram Türkiye. Türkoğlu. Bayram Türkoğlu. Aktaş mı diyor? Yeni Doğan. Aktaş ya bunu söyledi. Uçurum dedi. Taraf Boğaziçi tuttuk bölgesi. Oğlum heyalan ya uçurum ya. Ha öyle ama öyle. 10 numara bir insan Ankara'da onu bilmeyen yok mesela. Herkes tanıyor. Kim? Bayram Türkoğlu. Bayram amca. Bozları var çok güzel. Bozları var. 3 taban yapıyor. Çok güzel kuşları var. Şeyle de samimi. Şeygil de samimi. Neydi nasıl? Arkadaş. Şurada noktayı koyayım. Bak şurada lafını kestim. Abicim o bozların bir tarafı Şeref Ağa'nın sizin düz bozların bir tarafı sahibini söyleyeyim mi?
kimseye söylemeyin ama. Sıvacı Ömer. Ya ben az önce dedim şimdi buna. Kamera çekti. Çekti. Bir konuşma istemiyoruz. Evet, biz şimdi belki bu düz bozları yok mu? Evet abi. O düz bozların Şeref Ağa'daki kuşların bir tarafı Sıvacı Ömer. Açık bozdumanlar. Açık bozdumanlar. Bizim bozdumanların bir tarafı da Sıvacı Ömer. Evet. Ulan adamlar bir yatırmadığı yerinde var. Şeref Ağa, Şeref Ağa. Evet abicim. O zaman şöyle. Abi var. Şöyle sonlandıralım. Önde olan önce iyisi. Şaban abi sen en son. Abi ölenlere Allah rahmet eylesin. Yaşayanlara uzun ömür versin. Hepinizin ağzına sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Herkes kendine çok iyi baksın.